İkinci bölümden herkese merhabalar arkadaşlar. Bu bölümde dış uygulama ve motor temizliğini yapacağım arkadaşlar. Öncelikle motordaki hassas noktaları izole etmeyle başlıyorum. Daha sonrasında ise ön yıkama şampuanı ile güzelce köpük banyosu yaptırıyorum motoru arkadaşlar. Şimdi bu şekilde bir uygulama yapmamı doğru bulmayabilirsiniz. Fakat aracımız 22 yıllık ve elektronik herhangi bir aksam yok. Yani suyun ve köpüğün zarar verebileceği herhangi bir şey yok. Bu sebeple bu yöntemi tercih ettim çünkü zamanında birazcık kısıtlıydı. Daha sonrasında aracı güzelce detaylandırıyorum detay fırçasıyla ve duruluyorum. Ardından da üfleyici ile sulardan olabildiğince arındırıyorum arkadaşlar. En son aşamada ise Koch Chemie'nin motoplast ürünü ile motoru koruma altına alıyoruz ve bu işlemi bitiriyoruz arkadaşlar. Daha sonrasında ise ikinci aşamaya geçiyoruz. Jant, lastik ve davlumbazları güzelce temizliyorum. Bu aşamada öncelikle arkadaşlar güzelce bir demir toz sökücü uyguluyorum jantlara. I've been driving this train, years in this lane, there's no stopping this flame. Cause I came to the game and I changed it to play. How I like, rearranged it to my own domain. Yeah, I got what it takes, made lots of mistakes. Taking shots, skipping breaks, feeling lost, feeling great. Popping off, singing straight, never stopped, never changed. All the squad here to play and I've got something to say, yeah. Bir sonraki aşamada ise aracımı ön yıkama yapıyorum. Autobright Magic Foam ile bu işlemi gerçekleştiriyorum arkadaşlar. Ön yıkama ve lastik yıkamamızı bitirdikten sonra ise demir toz temizleyicisi uyguluyorum. Marka olarak da Koch Chemie RRR ürünü kullanıyorum. Arkadaşlar aracımız demir tozu artıklarından arındırdıktan sonra kil eldiveniyle detaylı olarak aracın her yerine kil geçiyorum arkadaşlar. Temaslı yıkamayı köpük atıp tek eldivenle geçmemin sebebi arkadaşlar aracın boyasının çok kötü olmasından oluyor. Yoksa normal şartlarda çiko yöntemiyle uygulama yapmamız gerekiyordu ama zaten her yeri çizik aracın, pek gerek görmedim. I won't stop till I make a change. I withdraw on the things I make. I turn flaws into flawless traits. I build tall, never capped in space. I won't stop till I hear him say. Arkadaşlar aracı kuruladıktan sonra üfleyiciyle sulardan arındırdım ve maskeleme bantıyla gerekli zarar verebilecek yerlere maskeledim arkadaşlar. Sonrasında Orbital makine yardımı ile Touch System, Refinish 2 ve Megawars'un 105 ürünlerini karma olarak kullandım deneyimleyerek. Tek kat geçtim arkadaşlar uygulamada. Çünkü aracın boyası yani çok kötü durumda. Tavan ve kaputta zaten boya namına herhangi bir şey yok. Yanlarda artık geri dönüş olmayacak şekilde çizikler mevcut. Yani aracın komple bir boyaya ihtiyacı var. Burada tek aşama yapmamın sebebi ise aracın boyasını sadece biraz daha parlatmak, biraz daha alımlı göstermek, o matlaşmış kötü görüntüden kurtarmaktı. Daha doğrusu ölü yüreği birazcık üzerinden atmak ama araç kesinlikle boya istiyor. Poliset işlemlerini bitirdikten sonra arkadaşlar GarageBuild markasının plastik yenileyici ürünleriyle solmuş plastikleri yeniliyorum arkadaşlar. Gerçekten etkili bir ürün olduğunu söyleyebilirim. Bayağı bir canlandırdı bu solmuş plastikleri arkadaşlar. Bir sonraki aşamada ise arkadaşlar K2 Pro markasının Sigma isimli jel kıvamlı lastik yenileyici, lastik koruyucu ürünüyle lastikleri güzelce geçiyorum arkadaşlar. Oldukça güzel olduğunu söyleyebilirim. Çok parlak değil, tam kıvamında. Arkadaşlar Şahin'imizin iç temizliğini, dış boya korumasını bitirdim. Son durum böyle. Şimdi arkadaşlar aracın boyası çok kötü olduğu için şöyle şekillerde gördüğünüz için burada vernik namına bir şey yok. Tavanda vernik namına bir şey yok. Bu sebepten dolayı tek kat finish olarak bir uygulama yaptım.
Megawars ve touch sistem kullandım bu uygulamada. Tek atımı geçtim arkadaşlar. Dediğim gibi derdim çizik almak değildi. Şu ölü tabakayı üzerinden atmaktı. İç temizliğini yapmıştım, onu videolarda izlediniz zaten. Daha sonra 3D'nin wax ile öyle biraz daha parlak kazandırmaya çalıştım aracı arkadaşlar. Garaj Bulsun plastik parlatıcısı Restore ürünüyle plastikleri yeniledim. Satina ile, Kaki Pro Satina ile lastikleri parlattım ve motor temizliğini de yaptım. Motoru da şöyle bir daha bir göstereyim, demin görmüşsünüz ama motorumuz da şu şekilde oldu. İçinde gördünüz zaten. Yani üzerindeki ölü tabaka gitti. Yani çizikler duruyor tabii ki. Yani bunun için yapabilecek bir şey yok. Artık boya çok kötü durumda gerçekten. Bu boyanın, yani aracın boyanması lazım. Boyayı daha iyi duruma getirebilmek için. Şöyle uzaktan bir daha alayım. Yani parladı. Ölü tabaka üzerinden gitti. Biraz kendine geldi araç açıkçası. Durum bu şekilde arkadaşlar. Bugünkü videomuzun da sonuna geldik. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.